Deprem ülkesiyiz ve bu gerçeği hepimiz biliyoruz artık. Bir taraftan kentsel dönüşüm devam edip tabut binalar dönüştürülürken diğer taraftan komşularının hayatını hiçe sayanlar da var. Öyle ki ücretsiz hızlı bina taraması testine başvuranlar oldu ama yetkililer kapılarını çalınca apartmanlarda kavga çıktı. 162 bin binadan 79 bini bu yüzden hızlı taramaya sokulamadı. Binalarımız korkunç riskli. Binayı taşıyan demir bu. Hatta burada yakınlaşırsak zaten görüyoruz, böyle parçalanıyor. Baktırmamız lazım ama işte insanlar çok sıcak bakmıyorlar. Ne diyorlar? Baktırmaya gerek yok, sağlam falan diyorlar. Bakın İstanbul'da binlerce herhangi bir depreme, sarsıntıya gerek kalmadan yıkılacak bina var. Bakın elime gelip yere dökülenler, ağaç değil, ağaç gibi görünen şeyler. Demir. Bakın. Uzmanlar o binaları tabut bina olarak tanımlıyor ve vatandaşı da uyarıyor. Evlerinizi kontrol ettirin. Yani durup dururken gidiyor binalar. Neden? Çünkü içindeki demir demir değil, betonu beton değil. İstanbul'da 162 bin bina hızlı tarama ücretsiz testi için başvurdu ancak ekipler o binalara gittiklerinde 79 bin binada hızlı tarama testi yapamadı. Çünkü o binada oturanlar buna karşı çıktı. Baktırdınız mı binanıza? Bazıları izin vermedi. Tartışıyorlar işte, kimisi diyor alamayız, yaptıramayız, işte ödeyemeyiz. İzin vermeliler ya. Yani herkesin hayatı var, sadece onların hayatı yok. Zorla da olsa baktırılması lazım. Depremde zaten neler olduğunu gördük. Konuşuyoruz vatandaşla orada. Diyor ki bir ağır vasıta geçtiği zaman diyor bina sallanıyordu diyor. Bina kendi kendine olduğu yere çöktü. İstanbul'da maalesef konut stoğunun durumu çok kötü. Öyle ki bakın hemen yeni yıkılan bir inşaatın yanı başındayız. İşte betonermeden bir görüntü. Bakın içerisindeki demir erimiş ve beton içinde her yerde böyle midye kabukları var. Şu anda bakın demirler kopuyor. Bunlar binayı ayakta tutan demirler. Buna benzer binlerce İstanbul'da bina var. İşte bu binalardan bazılarına ekipler girip o binanın sağlamlığı ile ilgili bir test bile yapamıyor. İnsanların kaygılarından dolayı, ekonomik durumlarından dolayı, yoksa kimse çürük bir binada oturmak istemez. Yerel yönetimler artık bırakın depremi de geçtik, kendi kendine yıkılacak binaları ayıklamaları gerekiyor. Güçlendirin veyahut da binayı yıkıp yeniden yapın.